Female. Aa, Çöbiler'e gittiğimiz gün şeyden bahsetti. Bir tane çocuk var, Ali Ertuğrul, Kore'de yaşayan. Onun bir şarkısı çıkmış klibiyle. Onu izleyin, çok şey dedi. Çok merak ettim ben. Ali Ertuğrul klip. Çok teşekkür ederim. Klip yazdın mı? Kore'de gece hayatı mı? Niye güneş gözlüğü taktın gece hayatı şeyinde? Gece hayatı ha, işte. Bu herhalde. Korece mi şarkı Lorca yapmış? Evet. Niye diriliş Ertuğrul? Ha, Ertuğrul. Aa, gerçekten mi yapmış babiş? Ya, klipsiz yapmış hem de, helal olsun. Ha, klipsizse izlemeyelim ya. Klipli sandım ben. Niye böyle bu kadar kötü duyuluyor şu an? Kore'de nasıl böyle bir altyapı bulabildin ya? İşte çabuk da ondan bahsedeyim. Aa, Edis şarkı. Hayır, ne Edis'i diyecek, neydi? Ezan'a remix yaptım falan diye loca, haberi çıkmış. Şakadır bu ya. Odina pomyon sancha nega pomyon nom sancha katachi no nyo no toka ne channe napenga ibeko ya neymiş ya, oraya gidip hiç mi dinlememiş K-pop ya? Ya orada yaşayan bir insandan benim aksanım nasıl daha iyi olabilir ya? Bu nasıl bir aksan ya? Taja penchi penchi na chigeum do moshichi na onjeden hembokaji. Abi niye Korece olan şarkı Balkanlar dans şeyi 2000'li 90'lı yılları. Ne Balkanı bu aşkı ne? Balkanlar arkam. Korece yorum var mı diye baktım da yok sana. Ama Türkiye'deki kitlesine Korece yorum. Aha, biri yapıyorsa çıktı. Mantıklı mı aslında? Kore'de yaptırmadı, burada yaptırdı. Niye ya? Dünyanın nerede en iyi prodüktörleri Kore'de ya. İnsan Kore'de yaptırır. Bakın kim geldi. Eyvallah olsun. Eli görüyor musun? Trendlere bakabiliriz. Bakalım. Ben sanırım o diziyi seyretmek istemiyorum. Tamam. Hayır Ako. Bağır mı bebeğimi? Güzel. Hayır Ako. Aa, Survivor mu başladı? Survivor'ı izleyelim. Aa, Survivor başladıysa Survivor'a girelim mi chat ya? Biz çok seviyoruz. Beni en zor zamanlarında ben gayet izlerim bu arada Survivor'ı. Survivor kurtarmış. Bir ara panik ataklarım çok fenaydı benim. O kafamı bakayım, tamamen boşaltacak bir şeye ihtiyacım vardı. İnanılmaz rahatlatıyordu beni, evet. Survivor ya. Böyle bomba mal gibi izliyorum böyle. Ama hep böyle videolar mı koyuyor? Full bölümler yok galiba YouTube'da. Şeydeki Acun'un şeyinde vardır. Oradan da izlememiz sıkıntılı olabilir. Değil ya, niye sıkıntılı olsun? Koyuyor işte oraya. Tamam, gidelim oraya mi? Koyuyor, oradan izle diye koyuyor. Biz burada bedava izliyoruz. Hasan abi miyiz biz? Bizi banlarlar. Ha, sen abi misin sen? Önce bir takımlara bakalım o zaman. Dur, daha 23.50 MasterChef. Ha, YouTube'a koyuyor mu? Abi. Ha, ünlülerle gönüllüler mi gene? Plastik taşlı kral. Abi şey, gerçek hesabım Batuhan Facebook falan. Evet, homofobik Batuhan, çocuk. Homofobik mi? Ha, şeyi paylaştı ya şey, kimdi senin şu çakalsanızdır yani videosunu yapan çocuğun adı neydi ya? Çakalsanızdır yani. Ha şey. Neydi? Melikşah. Aa, bunu paylaştı, saçma sapan konuşmuş. Plastik başlı kurallar demiyordur herhalde. Alt yazıda diyebilir, hata o kadar saçmalıyor ya. Neyse, kimi sevmediğimizi bulduk. Krallar. Şimdilik tahtanıza rahat rahat. Aa, ölçülmüş. Gerçekten plastik başlı kural demiş ya. Çok saçma. Ay. Hadi lan defol. Ben atıyorum mesela, hani farklı bir ünlü olsaydım diyelim, buraya katılma potansiyeli olan bir ünlü olsa, sırf şunun için katılmazdım herhalde. Böyle illa bir şey söyletiyorlar. Ne diyeceksin ki ya? Aga, bunun dışında her şeyi diyor. Yok, oğlum sizi falan dedim. Hiçbir şey diyemezsin yani. Bunu da bu tamamen... Yazmışlar diyor o da işte. Oy verirsin, sevinirim de diyebilirsin. Diyemezsin işte öyle ya. Böyle gaza getirici bir şeyler söylemem lazım. Beni tanıyorsunuz. Artık yorum sizin. Aa, Sema! Sema ne yapmış kendine? Biz Sema'nın olduğu seneyi izlemiştik değil mi? Evet, Sema çok heyecanlıyım. Ay valla bizim... Sema abla sevmediklerimiz, evet. Yani bu arada sevmediklerimiz derken
karşı durdukları ekibi sevdiğimiz için. Yoksa onlarla bir derdimiz yoktu ama biz Sabriye ile Ademciydik izlediğimiz sene. O yüzden evet, ikisini de pek sevmiyorduk. Sabırsızım. Çünkü kazanmayı çok özledim. Sen de böyle kazanır mısın yoksa başka bir şey kazanmaya mı geldin Erkan? Bu ne böyle kazanma? Kazanma böyle bir şey değil ya. Hani yarışmayı kazanmaya geldim falan diye şundan vardı. Niye öyle bir şey yaptınız ya? Mesela aha niye öyle ya? Bak bilemiyorum. Evet, zor. Gönüllülere bakalım. Allah'ım Sabriye ne güzel karakterdi ya. Tam bir reality show karakteri. Ben Sabriye, Adem ve Serhat Akın da çok komikti. Serhat Akın da bu arada çok komikti. Onlara ters duruyordu ama evet. Serhat Akın da şey vardı. Ofis sahnesi çeker gibi tepkiler veriyordu mesela. Evet. İçten içe gülüyor gibi geliyordu bana böyle. Çok ciddi bir tartışma, böyle bir duruşu var böyle. Sanki gülüyor içinden gibi hissediyorum. Çok hakikaten normalde de komik bir insan çünkü. Gönülleri tanımıyor olmamız lazım. Hiç ağız bükmeden, bel kıvırmadan, bileğimin hakkıyla oturduğum final. Lan, bu tanıdık bir tip Selena, ya. Selena, Burak öğretmenin ne işi var gönüllülerde? O ünlü değil miydi? Kutundan yıllar sonra söke söke alacağım. Ne dedin ya? Bir şeyler dedi ama. Ya ne, kaç çekimi, kaç deneme alınmıştır. Ya, evet ya. Bu daha ünlü bu arada ünlülerden. Evet, ben de anlamadım. Herhalde dengeli yani. Bu ne lan? Aa, garip bir şey geldi. Hayko Cep kim mi var arkada? Hepsi All Star olduğu için tanıyormuşuz. O da önceden gönüllüymüş demek ki. Hmm. O kardeşim. Bilmek zordur. Ben buraya pes etmeye değil. Erkan, hayır, yarım Erkan. Kalan bir işim ve görülecek bir hesabım var. Aa, bu adam sapık çıkmamış mıydı ya? Öyle bir şey yok muydu? Biz bunu kısmetse olurdan hatırlıyoruz değil mi? Bu şey Ece Erken'le fake hesabından Nisa. Barış kim ya? Barış, bu mu Barış? Hayır, o diğer. Ben Seda. Karıştırmayın. Aa, Seda. Sakın unutmayın. Bir dakika, biz Sema ile Seda'yı karıştırdık. Sema da tanıdıktı o zaman. Bir dakika, Sema yok. Sema ile Seda'yı karıştırdık. Seda bizim sevmediğimiz karakterlerdendi. Sanırım evet. Ne? Seda koşucu değil mi koşucu? Bir dakika, kafam çok karıştı şu anda. Babako. Karıştırmayın dedi, o da vardı evet. İkizler mi? Ben Seda. Karıştırmayın, sakın unutmayın. Gerçekten karıştırmayın dedi bu arada. Gerçekten karıştırmayın. Çok iyiymiş ya. Oo, gerçek ikizler. Aa, gerçekten mi ikizler? Biz hangisini sevmediyemezdin? Bir dakika dur, bekle. Dup 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 dup. Resmi ver bana. Bilmiyorum, söyleyeceğim bir şey işte. Yazın bir Ece'ye bir replik yazın chat. Ben de müzik vereceğim. Yazın bir Ece'ye bir replik. En söyle güzelini ama seçelim. Sonra bir de aynısını ben yapayım. Ben oturarak yaparım ama. Arkadaşlar küfürlü şeyler yazmayın. Ece söyleyecek ya. Ben buldum kendimkini. Buldun mu? Tamam hadi. Müziğin geliyor. 3, 2, 1. Herkes boyunun ölçüsünü bilecek. Yoksa ölçmeyi ben bilirim. Aa, yaptın lan hakikaten. Fena olmadı yani. Tamam, ben de buldum. Ben de yapacağım şimdi. Bir dakika. İlaç etkisini göster. Ben oturarak yapacağım ama. Ha, ne ilacı? İlaç falan göster. Almadım ben. Millete yanlış yönlendirmez misin? Tamam. Ben oturarak yapacağım. Dostumu donunu yıkamaya geliyor. Bir dakika, arkadan baş... Gökhan konuştu arkadan ya. Neyse. Tamam, ben de yaptım lan, oluyormuş evet, yani. Evet. Çok da zor değilmiş. Köyünüzü incelemeye geliyorum. Direkt o gedayım ya. Çorba şeydi. O geday soğuk savaşı seviyormuş. O yüzden ben de o gedayı tutuyorum. Ben o gedayın karakterini de seviyorum. Çok chill ve ben umursamaz. Ben izlemedim o kadar. Bizim sezonda yoktu o geday. Vardı, olmaz oğlum. O geday kazandı yalasalı. Harbiden evet. Mi? Niye hatırlamıyorum Allah ben Allah. O gedayı? O geday sonraki sezonda yok muydu ya? O geday kazandı. Aa, niye unutmuşum ben o gedayı? Hakikaten izle. Ama biz sonlara doğru bırakmıştık bu arada. Finalleri falan hatırlamıyorum ben. Bu arada şu an yayınlanıyormuş ilk bölüm. Şu anda. Evet, şu an yayınlanıyor. Şu anda. Evet, belki yani literal geliyormuş. This moment, anladın mı? Bu gece bugün. Şu an yayınlanıyormuş, evet. Hayır, şu anda kastı ne yani? Anladın şu mı? Şu an bu gece hala yayındaymış. Aa, şu an ya, açsam göreceğim. Ne yapıyorsun, çakacağım bir tane, manyak mısın nesin ya? Çakacağım bunu derken. Gerçek sanıyorlar, çok ayıp bir şey. Ya, saçmalamayın ya. Ben çakayım da çünkü yanlış anlaşılmasın.
Bu kötü bir laf bu arada. Türkiye'de evet, yaşarken evet. Bu arada boş arar diyemez. Kendi aramızda hani bir şaka olarak söylüyorum ama evet doğru söylüyorsun. Yanlış anlaşılabilir. Fragmana bakalım. Birinci bölümde aha, neler oluyormuş? Başka ilaç ama. Ece bak aynı ses çıktı. Ece hat pat yerken aynı bu ses çıktı. Doktor neydi? Doktor ne abiydi? Metin abi, Metin abi. Şeyin esprisi ya. Ay kimindi ya? Tolga'nın galiba. Tolga ülkenin stand-up'ında olabilir. Dünyadaki en rahat doktor, Survivor evet, doktoru diye. Dur bakayım onu olabilecek miyim ya? Bu kadar mıydı fragman? Dur, fragman bu kadar tabii. Yanlış hatırlamıyorum inşallah ya. YouTube'da yokmuş. Bulamadım. Bulabilen varsa. Bak başka bir. Muayyan iyi çalışmış ya. Usta. Ben diyeyim o kaslar normal şey değil yani. Herkesin yapabileceği bir şey buldum değil. Buldum ya. Tolga'nın mıymış? Ha Tolga'nın. Türkiye'de bir tane yokmuş. Çok komik bu ya. Türkiye'de bir tane doktor mutlu. O da Survivor doktoru. Ya çok mutlu. Yani burada millet can pazarı yaşıyor. Bu baş entübe falan. O buraya basınca acıyor mu aşkım? Peki şöyle harika tamam. Ve iki sonuç, iki teşhis var. Oynayamaz oynar. Türkiye'de bir tane doktor. Aşırı iyi ya, çok iyi. İki Metin Kuş. Süper. Metin Kuş bravo. Çok iyi. Steroid değil ya. Gerçek kastır bence. Bilemiyorum tabii de. Ali teşekkürler. Elazığlı Köse Selami 6. Bayrak Tutan 5. Efe Berk İlhan 5. Geek Hasan 14. Cheesy 19. Eren Özgür 3. Lucky Slaven 8. Uğur Özel 6. Şekersiz 9. Çok teşekkürler. Hepinize hoş geldiniz. Bunu izleriz var. Ben Survivor'ı asla bırakmam. Çok keyif aldığım bir şey Survivor. Evet bakalım büyük konuşma. Dramasıyla da oyunlarıyla da. Bırakmayız demiştik. Bakın kısmetse olur da o kadar değildi. Survivor izledik. Ben de gönlümde farklı bir yeri var Survivor. Onu da full izleyemedik ki. Neyse belki izledim. Yayında full izlenebilir. İnşallah YouTube'a full yük. Geçen sene yüklemişler miydi chat? Full YouTube'a. Bu ne be buz, buz tutmuş göle mi dalmış? Marvin Comics, Eve Pesam hoş geldiniz. Hoş geldiniz teşekkürler. Hesap kimde? Bilemiyorum. Buz tutmuş göle daldım. Bakalım nasıl dalmış. Geçen sene full gelmemiş miydi? Niye dalmış ya? YouTube'a. Ha? Gelmiş aa, miydi chat? Söyleseniz onu ya. Gelmediyse izleyelim. Ama böylesine çılgın bir dalış hiç yapmadık. Suyun altındaki güzellikleri sizlere göstermek istiyorum. Eyvah, acaba şu görmüş olduğunuz güneş suyun altına giriyor mu onu göstermek istiyorum. Girmiyor suyun usta. Yazın bile girmiyor ki. Ne dedi? Girmene gerek yok. Ben sana söyleyeyim. Şu yukarıdaki güneş suyun altına giriyor mu dedi. Yazın girebilecek miyim? Ben seni hiç... Bana ne oldu ya? Hiç dinlemedim ben seni. İlaç ters tepti demek. TV8'in resmi sitesinde... Valla bilmiyorum onu sormak lazım. Ondan bile şüpheliyim ama daha önce böyle donmuş bir gölün altına serbest dalış hiç yapılmadı. Biliyorsunuz serbest dalış yapıyorum arkadaşlar. Kendi nefesimle dalıyorum. Tüple girmiyorum. Bu çılgınlığı sizinle beraber balta yaşamak var, için de evet, küçük bir baltam var. Dalış takımım var. Kamera arkasında Yasir Yılmaz var. Bugün çok çılgın bir video yapacağız. Bakalım suyun altına dalabilecek miyiz? Bakalım suyun altına girip biraz gidebilecek miyiz? Amacım bulunduğum bölgeye iki büyük yuvarlak açıp bir yerden girip diğer yerden çıkmak. İnsanlar bu yöntemle arkadaşlar bunu deneyerek Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Bugün ayağımızın tozuyla bunu bakalım Guinness Rekorlar... Kuzeyde falan kendilerinin gelmek için yapmıyorlar mı? Danimarka'da falan ya da oralar Norveç'te falan. Böyle biri ölmüş. Ya ölür hipotermi mi diyorsunuz? Sapık buna ne diyorsunuz? Ya herhalde bunları düşünerek yapıyordur herhalde. Diye sence de düşünerek mi yapıyordur? Dikkat etmiyor mudur? Rekorlar kitabındaki bir rekoru egale edebilecek miyiz? Amacımız bu. Tak tak tak. Tak 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 bitti. Düşüncelerini merak ediyorum. Plan buysa çok üzerinde çalışmamış gibi. Tükürdüm kusura herhalde bakma.
düşünerek yapmıştım dediğim. Tak. Hadi bakalım. Tehlikeli video. Bence ya olabildiğince safe. Kamera arkasında güvenlik ekiplerimiz var arkadaşlar. Siz sadece izleyerek eğlenebilirsiniz. Ayrıca kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Hızlı bir şekilde başlayalım istersen. Ücretsiz çünkü hani bu buzu kırmak bayağı zor. Baltayla kameraya doğru öyle yapmasın. 30 santimlik bir buz kalınlığı var. Elimdeki baltayla beraber kıracağım. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Üst taraf buz tuttu ama su gerçekten çok mucizevi bir varlık. Doğada bulunan diğer bütün maddeler farklı şekilde donarken 4 dereceye kadar su da hem o maddeler gibi davranıyor. Sıcaklık 4 derecenin altına düştüğü zaman moleküler yapısı genişliyor. Diğer maddelerin daralıyordu. Yani direkt buz tutuyorlardı. Ama su da yüzey kısım buz tutuyor. Neden? Bu da gerçekten büyük bir mucize. Suyun altındaki canlılık, yaşam devam edebilsin diye suyun alt kısmı donmaz arkadaşlar. Suyun... Ben de bilimsel açıklamasını yapacak sanırım. Gerçekten. Alt kısmı buz tutmuş göllerde 4 derecedir. Yani biz bugün 4 derecelik bir suya dalıp buzun altında bir keşif yapmaya çalışacağız. Umarım görüntü güzeldir. Güneş inşallah buzdan aşağı geçiyordur. Bakalım neler yaşayacağız. Hazır mısın? Ben normalde havuza gidiyorum ya. Benim su mesela havuz normal sıcaklığı. Normal yüzme havuzlarının sanırım 23 ya da 24 derece falan. Onunla kıyasla. Oha. Yani 4 derece insanlara böyle ya 4 dereceymiş gibi gelebilir ama bizim duş aldığımız su sıcaklığı 36 derece. 37 derece öyle düşün. Buzdolabından çıkardığın su kaç derece biliyor musun? 10 derece. Hani löp 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 içersin çok soğuk gelir. O su 10 derece. Buzu kırmaya başlıyorum. Löp löp yani, löpe gerek önce yok. Tak tak buzu kazmaya başladığımda. Ama keyifli bir şey persona belirlemiş kendine. Evet. Üçlemeler dörtlemeler biliyorsun. İyi tarifte böyle bir ikileme durumu vardı. Ne vardı örnek? Aman tanrım, aman tanrım. Aha, başka bir şey, bu başka. Bican, Trust Fund, What Broke, Enes. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkürler. Ne oluyor abi, ne oluyor çok abi? Çok buz geldi gözüme, o yüzden sis atma gözlüklerimi takıyorum. Ve buzu kırmaya başlıyorum. Çok çılgın bir video. Fena. Can yeleğini getir, can yeleğini. Bu adam buz kırarken düşerse ne olacak? Aa, bir anda adam değişti, bu kim ya? Başka biri geldi. Ne olacak lan ne? Böyle değil mi onun karakteri? Yüzerek çıkacağım sen. Kamera gidiyor. Ben de yüzerek çıkarım oğlum. Bizim elimiz ağır mı topluyor? Aa, kendi gülüyor. Can yeleğini giy abi. Arkadaşlar kamera arkasında koca yürekli Yasir Yılmaz. İyiyim canım, sen nasılsın? Güzel bir seyahate çıkaracağım diye. Önce Hakkari'ye sonra da Van'a getirdim. Gerçekten çok keyifli geçti. Ya millet Amsterdam'a gidiyor, Paris'e gidiyor, Amerika'ya gidiyor. Biz de gideceğiz. Biz Urfa, Antep, Van, Hakkari babam. Ben çok mutluyum buralara gitmekten. Ben beğenmiyor musun yoksa memleketimizin şehirlerini? Bu arada gerçekten Hakkari çok güzeldi. Koca yürekli çapayla göstereyim. Biraz sayamız bırakmayın. Yuvarlak kalacağım, sen biraz uzak dur. Tak 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 kalacağım. Bak şurada sanki daha önce bir yuvarlak tak 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 gene geldi. Evet, bana da öyle geldi. Buradan başlıyorum. Bu genişlikte bir şey katsak iyi mi? Bilmemiz gereken bir şey daha var. Balıklar benim diyorlar. Derin bir YouTuber daha geldi. Lazım. Derinliği de nasıl hesaplıyorum? Bu normalde bu baraj gölü şu yukarıya kadar gidiyormuş bak. Çizgilerden anlıyoruz. Eğime göre hesapladığımda ortalama burada 3,5-4 metrelik bir derinlik var. Buraya bir tane kazacağım. Bir de 50 metre ileriye bir tane kazacağım. Suyun altından, buzun altından 50 metreye gitmeye çok çalışacağım. Merak. Tamam hadi kazalım. O zaman. Ne kadar derinlik var sana söyleyeyim. 10 santim, 15 santim derinlik var. 30 denmişti. Arkadaşlar, kestiğimiz parçayı var ya, kaldıramayız, çok ağır olur. 20 santim kalınlığında buz bu kadar. Onu bir de o kadar ısınıp atlayacak. Göndereceğiz, bir tabaka kalınlaşacak. Kendi yöntemlerimizle yaptık, bununla da mızrak kalınlığı mı? Azalttıktan mızrak sonra... Mızrak yapmış gerçekten. Aynen böyle. Deleceğiz acı. Gördün mü, suyla nasıl buluşuyor? 3-5 yerden yapacağım böyle. Ama var ya, çok tehlikeli ha, buralar çatırdıyor. Baktığımız 20 santimlik buz kalınlığı üstteki buz kalınlığıymış. Yani bir 40 santim falan. Ama ölmüş şimdiden. Taşla kıra kıra açıyorum. Çok vazgeçtim gerçekten. Ne yapıyor? Kırmaya çalışıyor işte. Açık orayı da. Ne oturdun, taş mı? Oynadı. Hadi yavrum suyun altına. Ha bir de girecek mi bunun içine gerçekten? Başka bir şey. Anladın mı? Umar bir açalım lan. Nasıl görünüyor? Güzel. Görünüyor. Hakları yeterli. Bir şey görünmüyor. İğrenç. Mikrop falan diyebilir o su be. Arkadaşlar normalde elektrik testlerimiz vardı. Buza soktuğumuz zaman yağı dondu, çalışmadı. Baltayla giriştim. Kendi yapmış olduğumuz bir böyle delici alet var. Onunla deniyorum. İkinciyi de açarsak ben açana kadar donarım ben. 4-5 metre var buranın derinliği. Oradan o şekilde mi girecek? Bir de alt tarafına bak. Gördün mü? Görünüyor mu? Bak şurası kristalli bizim planladığımız. Şu altta da bir şu kadar daha buz var bak. Evet. Nasıl yani? Suyu akıllı saatte ölçtük. Su 2 dereceymiş. Üst kısımda olduğumuz için diplere doğru 4 dereceye doğru gidiyor. Kim dalabilirsem 4. Profesyonel biri geliyor. Kıracağım ama dalamazsam da artık burada elimizden geleni yapacağız. Baksana buralar falan buz tuttu hep. Bir önceki videolarımızdan da tanıyorsunuz zaten Furkan'ı. Diyor ki ikincisini açma.
Vallahi aşağıda çok yersin dedi. Donarsın çıkamazsın diyor. İkinci çukur su 2 derece olduğu için, şimdi suyun altı da gölet olduğu için şok dalgasının gelme ihtimali var. O yüzden ilkinde deneyeceğiz. Yani şöyle ikinci bir çukuru açarsa, şuraya atıyorum. Tabii. Yolda giderken orada kalabilir değil mi? Evet, kalabilir. O yüzden ilkinde denemelerimizi yapacağız. Ne açar mısın bir dakika bir tane daha? Riski var. Riski var. Daha kısa mesafe yapalım. Şurayı bir deneyelim. Daha kısa mesafe yapalım. Hadi vallahi açalım. Tamam, girmesek de en azından deliği açalım. Tamam, açalım. Hadi. Ya açalım 2 dakika. Şimdi bu profesyonel değilmiş galiba arkadaş. Canını susamış bu manyak git. Orada kalma riski var. Ya açalım, açalım. Olur, açalım. Bu ne? Nasıl ya? Nasıl olabilir ya böyle bir şey? Profesyonel falan bir şey zannettim ben. Deniyoruz nerede açarız diye. Nereye gidersek gidelim çatır çatır çatlıyor. Hep beraber içine düşmek istemiyoruz. O yüzden aynı mesafede atacağız. Paralelde atacağız yani. Ne, sen biz kesmeye başladığımızda bu kadar uğraştıracağını tahmin ediyor muydun? Yok, orada bir koyduk. Lan ben böyle bir adım ötede ben de öyle bir şey sandım. İmkansız mı? Çok ağır olur hacı. Şimdi bunun altını böyle basarsın aşağı. Gönderirsin suyun altına. Bir şey söyleyeyim mi ben sana? Buzun üzerinde şu anda kar olduğu için. Ha çok uzak orası oğlum. Bak, su simsiyah. Karanlık bir suyun içine gireceksin sen. Hani o yüzden buradan şuraya gitmek 50 çok... metre mi? 50 metre olimpik yüzme havuzu şeyi nasıl yüzme? Normal 50 havuz... metre değil ya bu mesafe. Öyle diyor. Var. Çok 50 metre olimpik mesela. Havuzun tek gidişi bu aç. Bu arada orada kalsın haberleri de olmayacak. Çıkmayınca anlarlar arada. Tamam da bir çok, şey çok geç olmasın onun için. Baya nasıl normal havuza atsan yani. Yüzemez 50 metre nasıl olacak? Bu 50 metre falan değil şu an ya. Mümkün değil. Bence aşağısı 50 metre olmasın. Çok riskli ha, yapmıyor. Diyor. Okey okey. 25 var. Olsun fark etmez. Tamam birader. Burada üzerimi değiştireceğim. Ve bu çılgın videoyu sizler için hazırlayacağız. Buz tutmuş bir gölün üzerindeyiz. Deliklerimizi açtık. Bütün ekip ikinci deliği açıp alttan alta geçmeme karşı çıkıyor. Usta o umarım yakın değil, ben size söyleyeyim. Sıkıntı yaşamadan bunu yapabilirim. Hazırlanıyorum. 5 metreden falan daha fazla o. Emekler dalış takımı. Bunun içerisinde her türlü eşyam var. Şimdi hazırlanacağım. Orası kapkaranlık. Nefes egzersizimi yapacağım. Daha sonrasında suyun içerisine gireceğim. Burada daha önce hiç buz tutmuş gölü görünce bir anda aklıma geldi. Sarı. Tamam, sarıyı kullanayım. Baksana takımlar kaç aydır kullanılmadığı için. Şu yani kalınlığı şu. Tamam, 2 milim. Tamam, öleceğim bakalım. Arkadaşlar bu bir boru, tamam mı? Bak görüyor musun? Bu bildiğim bir boru. İçerisinde bir sistem yok, mekanizma yok, hiçbir şey yok. Bazı kafası çalışmayan Twitch yayıncıları benim bir dalış videomu izleyip işte ben de oradan yapacağım, nefes alıyor zaten falan gibi yorum yapmışlardı. Bundan arkadaşlar suyun üzerindeyken nefesinizi dengelemeniz için ve suyun içine girmeden önce son nefesinizi almanız için ihtiyaç olan bir ürün. İsterseniz bunu kullanmaya da bilirsiniz. Ama ben bununla alıştığım için bununla devam ediyorum. Bu bildiğin bir plastik boru yani, öyle söyleyeyim. Şnorkelisinde. Suyun altında nefes almana yardımcı olan bir şey değil. Bundan suyun altında nefes alamazsın yani. Öyle bir şey yok. Şnorkel işte değil mi? Neden bahsediyor şu anda? Nefes... Birileri buradan nefes alıyor demiş. Şimdi böyle bir alet de var galiba. Bir ara görmüştüm ben. Böyle şnorkel görünümünde ama kendi bir şeyi var. O çok oksijen az... tüpüne bağlı olanlar herhalde değil mi? Bilmiyorum ki. Dalıp veriyor falan gibi yorumlar yapmıştı. Ondan sonra gerçekten böyle bir şey yaptılar bu arada. Şimdi hazırlanacağım. Hazırlandıktan sonra aksiyon başlıyor. Bizi takip edin arkadaşlar. Çok daha çılgın videolar gelecek. Hızlı bir şekilde 10 milyon olma hedefimiz var. 2022'de Delimine kanalı 10 milyon olacak. Sizlerin desteğiyle. Hadi kanalı başlayalım. Delimine mi? Saçıma baksana. Donmuş evet. Saç donmuş. Ay ay ay. Bir Delimine'nin doğum anı. İnşallah tecrübesi vardır daha önceden. Hocam tehlikeleri nelerdir? Sizce ne şimdi yapmasın? Şimdi sıcaklığı düşük olduğu için normalde kullandığı kıyafetler uygun değil bu suya. Genellikle 18 derece üstü sularda bu 2 milim kıyafetler kullanılıyor. Şu an 2 milim civarında bir elbiseyle üşecek dalacağı mi 2 milimle? İçin muhtemelen donacak. Ha, iyi bari, birazcık iyi böyle bari. Hafif... Muhtemelen donacak. Bakın böyle bir şey. Usta sporcu diyorlar, profesyonel diyorlar. Ben ona güveniyorum. Ben böyle bir sağlık... Kim ki o arkadaşı, kim olduğunu öğrendik mi? Erkan orada kalabilir falan dedikten sonra açalım be, açalım. İyi tamam açalım diyen. Bu sefer de ne olabilir hocam? Vallahi muhtemelen donacak falan dedi ya. Bunlar nasıl yaşanıyor olabilir ya? Ne demek muhtemelen donacak? Ne biçim? Hafif yusuflamaya başladım. Bunu giyince biraz üşüdüm. Dondum lan. O suyun altı çok vallahi karanlık dondum. Değil midir orada? Nasıl yolunu nasıl çizecek hocam? Peki oradan diğer çukura ışık geliyor mudur acaba? Anlar mı? Bağlıyoruz.
Akan ben hiç böyle biraz bir suda yüzmedim. Biraz fazla ağırlık takıyorum. Çökebilmek adına. Ya ne büyüttün be. Aç bir Apetor izle YouTube'dan. Gözleriniz açılsın. Apetor ne? Bilmem. Çünkü suyun yoğunluğunu bilmiyoruz. Yaklaşık 2000 metre rakımdayız. Dalmadaki amaçlarımızdan birisi de iklim bozulmalarına birazcık dikkat çekmek. Normalde burada çok daha yoğun. Sanki tak 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 falan gibi kısmı daha. Su görmemiz lazım. Çok daha fazla su, çok daha fazla kar görmemiz lazım. Ama Apetor ölenmiş. Isınmadan dolayı bölgelerdeki iklimlerde de bozulmalar oldu. Teçhizatsız. Ben hazırım ya. Hadi girelim mi? Ha! Ah şöyle girelim. Aslında ışıkla falan girseydi. Çok karanlıktır orası. Bir de bulanık sudur göl diyor ya. Parçalar yani. Var. Vücudunun bir yerine yüzüne gelirse özellikle yaralanma olabilir. Buz kesiyle büyük ciddi bir kesiktir. Evet. O yüzden büyük parça... Ya donarak donabilir dedin ya. Yüzün kesilebilir falan bir önemi yok parçaları sanki. Parçaları alalım. Küçük parçalar yine kalsın içinde. Duydun mu? Buz kesisi cam gibi bir şey zaten değil mi? Tabii ya. Ay inşallah bir şey olmaz bu ağaç. Nasıl riskli bir şey? Niye yapıyor bunu? Yani herhalde video yüklemezdi diye düşünerek. Ay 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 ay. Çok güzel. Ay kıpkırmızı. Çıkaralım mı? Çıkaralım mı? Buz. Bu kadar beklemiyordum. Bu kadar beklemiyordum. Çıkaralım mı seni? Girmişken deneyeceğim. Ay girmişken deneyeceğim. Girmişken deneyeceğim hoca. Usta damar falan çıktı ağzına çık. Acaba seni takip edemeyiz bak. Gerçekten damar çıktı bu an. İn çık aşağı git. Sakın gitme sakın gitme atıyor. Gitti. Bu ben sanki miyim ya? Sanki buraları biraz şey gidelim. Orası açık mı? Hacı bak buradan seni göremiyoruz. Nerede olduğunu tahmin edemeyiz. O zaman girmeden söyleseydiniz ya adam buna. Açtırmasaydınız ya onu. Ya bu zaten planın en başından beri belli bir şey. Ya şu anda bu şey oldu ama artık. Hani şey büyütme oldu. Yalan dolan oldu hacı yani. Bunu yapma tamam mı? Hatta yapmayacaksın değil mi? Yapacağım. Hacı. Ya. Bunu ne? Yapmayacaksın değil mi? Altay çizat falan. Hacı bak burası sanki seni göremiyoruz. Nerede olduğunu tahmin edemeyiz. İyi ama bak helal olsun. Çözüyorlar bu işleri işte. Ne işin? Eskiden böyle falan diye çekiyorlardı bu videoları. Şimdi bak yani bir gerilimin gerekliliğini falan yani çözerek adam ölüyor yapıyorlar. Orada tabii ki gerilim olacak. Hayır ama yani biliyorlar. Demek ki planlamışlar yapması gerektiğini falan. Gerilim yaratıyorlar. Hacı bunu yapma tamam mı? Atlı yapmayacaksın değil mi? Yapacağım. Atlı abi. Yüzücü müymüş kendisi? Aşağısı görünüyor mu? Abi kaybolursan çok kötü olur. Aşağısı görünmez usta orası. Abi görünmüyorsa hiç gitme. Abi hiç gitme. Gitti. Bu ben miyim ya? Mi? Ben de seni dinlemiyorum ya Aslı. Aslı bir içinde nefes baksana nasıl bulanık Erkan. Aa iyi ki şey var ite ite gidiyor. İyi. Hiç görünmüyor ki abi. Okey suya alıştık. Hadi oradan sonra yürüyün siz de ben kafasına düşün. İşte bu! Altıma sıçtım korkudan. Bu arada gerçekten adam... Çıkarın adamı çıkarın. Adam o sırada göremese bayağı yanlış yere doğru gitse falan bir şey gitse. Gidebilir çok riskli. Bayağı ölebilir yani. Oğlum hiçbir şey göremiyor lan. Karanlık helal bak. Helal valla kardeşim. Alsana karanlık bak GoPro'da göreceksin. Dedim buz dedim. Buz gibi. Hadi seni çıkartalım mı? Yok. Bence şahane ortam var. Rakı makı nargile getirin. Su çok güzel gel. Buz. Literally. Karanlık. Biraz altıma işedim giderken. Şaka yapıyorum. Bence bir daha gitme. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Normalde bir tur daha giderdim de. Şuradan şuraya geçerkenki hissettiğim duygular var ya. Nasıl korktum dedim ki Abdi bugüne kadar yaşadın. Abi bayağı burada dakikalarca burada okay durup konuşuyorsa o kadar da soğuk değil mi acaba? Çıkart. Ben şey hissi mi gitti acaba? Hissi alışıyor mi? İnsan alışıyor. Hadi bakalım. Başardık mı? Helal olsun ya. Neyi? Yani. Çok güzel videomuş. Bak kendine koyduğu challenge. MasterChef Türkiye'nin şampiyonu. Ben de öyle çıktım şimdi restoranımdan. Gerçekten öyle çıktım bu arada. Eyvah. Ha yok Mustafa Ceceli'ymiş. Yine de bakalım. Ne bu?
Bu fikre niye, ne gerek var? Niye metronomu diyoruz? Anlamı ne? Fermanım. O bir hava kap. İki dudağının arası. Çok gördüm sözünün kölesi olan dermanım. Sen de sanmıştım meğerse yanılmışım. Ne yazıyorlar? Artık sana ebediyen tozlu bu raflarım. Şimdi senin pembelerin bile temizleyemez o sayfaları. Ben de hep böyle montla şarkı sözü yazarım artık. Ya klip ya, çekeceksiniz daha güzel bir kalem kullanın. Onun için iddia bayi kalemi. Eski yaram sana dayana dayana. Daha tutunacak aşka kalmadı dayanak. Hayallerin uçurumun eşiğinde bir salıncak. Ben gittikten sonra mı aklım bende sonra kalacak? Sonra mı? Peki. Hype geldi, hype. Aman! Mısıtıfılık'ın kim? Mısıtıfılık'ın lakabını. 5-7 abonelik inanılmaz ya. Çok teşekkür ederiz. Taokan'dan 20. ayı, Slotonin'in 4. ayı, Spider-Sense'in 5, Sinestezi'nin 15, Ginevra Potter 2, Glingosh 13, Matyaz 23. Hepinize çok teşekkür ederiz. Mısıtıfılık'ın teşekkürler 5-7 abonelik için. Bu arada Spider-Sense demiş ki abi seviliyorsunuz. 1,5 yıllık kız arkadaşımdan final haftası ayrıldım. Ayakta kalıp benim toparlamamda senin ve Ece ablanın etkisi çok büyük. İştenlikle teşekkür ederim her şey için. Hayırlısı olsun Petito, Spider-Sense. Petito çekilir misin? Kalp yapıyorum çocuğu. Tam sigara içiyordum Petito. İyi bugün Ponya sanıp Petito'yu bir kaldırdım böyle. O kadar korktum. Sen beni hiç o kadar korkarken gördün. İşte bir şey yapmadım. O da farkında değildi çünkü o da yeni uyanmıştı. Yoksa çakkar mıydı bir tane? Çakkardı var ya. Hayır ya. Ayşe Arabacı 14, Ayşe Mert Arabacı. Birey 3, Eriyene be 4. Hoş geldiniz. Trek. Trek Dışık bu. Teşekkürler herkese. Ekin Uzunlar. Bakalım. Bu ne? Bigit Stan hoş geldin. Bu o gün bahsettiklerini Çabin'in arkadaşı Mert'e olan değil Toko, mi? Mert'e Toko hoş geldin. Hayır yok. Ha, Emir'di o. Düşüyordum gözümden. Aa. Baş bu sensin. Benziyorum gerçekten. Boğaça niye benziyor ya gene? Çok benziyoruz. Bir yaprak gibi soldum. Kaldım mı? Aa değiştir bunu ya. O kadar da benzemiyor. Vallahi benziyor. Burnu bile benziyor. Değiştir. Aa çok rahatsız oldum. Değiştir bunu. O kadar benzemiyor. Yani. Karadeniz'i zayıf boğaç istemiyorum. Çıkart şunu hayatım. O kadar benzemiyor. Alpay Özalan'a benziyor. Bana değil. Okey yumrukçu milletvekili. Sigara bana içme. Ay çok rahatsız oldum. Değişti şu an. Vallahi çok rahatsız oldum. Ya Erkan o kadar benzemiyor ya. Sakalı değişti. Ben onu gördüm sende. Çok kötü bir short geliyor sanırım. Bakalım. Ya YouTube olmuş mu YouTube? Uyan. Uyan olmuş mu ya? Düzeltin şunu ya. Neyse, platformunuz ne halde? Ne demek Fırat Ceyda ya? Falan diyorum. Şeye bakalım. 500 bilmem ne ilk tur. Okuyamıyorum bile ne bu? Kaç 500, para ediyor? Ben de okuyamıyorum. Kaç lan bu? 500 bin TL mi? 500 bin. 500 binin bir üstü ne? Milyon. Amerika falan yazmış. Amerika feed. Ya izlemek istemiyorum. Ya ne olur yani. Ne olur bir Orkun'u izleyelim hadi. Ben ay, bir çişe gideyim o zaman. Benim aşırı çişim geldi. Kulp yok. Nasıl yani? Giremezsin. Aa sapık dürbünü var. Niye olmasın abi? Ya bir şey diyeceğim. Ben basmadım. Anasın nikah yani. Bir, bu evse biz neyiz? Herkese merhaba ben Orkun. Bugün Amerika'dayız. Enes Yılmazer'le birlikteyiz. Ben Enes'e dedim ki abi bize bulabildiğin en pahalı evi bul. O da bize 32 milyon dolarlık şu arkada görmüş olduğunuz evi buldu. Bir ev 500 milyon TL ise içinde bunun ne var? Bana dedin ya bizi pahalı güzel bir eve götür diye. Ben sana Las Vegas'ın en çılgın evini buldum. Ev inanılmaz. İçinde bulunan garajı, asansörleri falan saçma sapan bir şey. Bayağı değişik bir tur olacak. Ya girelim bence evin içinden başlayalım. Bir tane böyle bir sitemsi bir yerin içerisinde galiba bu sitede 3 ev. O gördüğün güvenlikteki adam 3 ev için duruyor abi. Hadi gelin. Hadi gelin. Yani benim hayatımda girdiğim en pahalı. Senin daha pahalı eve girmişsindir sen. Ben girdim. Girdim. Sen.
Abi geliyorsun şimdi. Türk hesabı evin bir gösterişi var. Bir önde böyle bir araba yolu. Abi 14.000 square feet. 1100-1200 metrekare. 1100 metrekare kapalı alanı kapalı mı diyorsun sen? Sadece açın saymadın. 4 yatak odası var. 9 banyosu var. Tırmanma duvarı. Araba asansörü. Saçma sapan bir ana yatak odası var. Bak şimdi abi bunlar böyle ben garaj. Alacaklı gözüyle bakayım da belki alırım. Belki alırsın. Neden 32,5 milyon? Niye almıyorsun abi? Alırsın. Bak şimdi bu garaj gibi gözüküyor. Değil abi. Ne? Göreceğiz birazdan. Bu ne? Korvet mi bu? Abi bu korvet. Çünkü içeride asansör var abi. Arabanla geliyorsun buraya. Park ediyorsun. Düğmeye basıyorsun. İkinci kata çıkıyor. Hani gece geldin. Yorgunsun. Ya salondan gireyim de. Ya bir şey diyeceğim. Paran olunca nereye sokacağını şaşırıyorsun işte. Öyle bir buna şey benim bir yorumum yok yani. Bunu ben de ilk defa gördüm. Şimdi burası girişi zaten saçma sapan bir boyutta. Gördün yani kocaman böyle. Abi şuradan bir aşağıya bak bakayım ne var orada. Ne var? Ana. Soluna bak abi. Aa tırmanma duvarı yapmış herif. Abi herifin alt katında tırmanma duvarı var. Adam dağcı falan mı öyle bir milli dağcı bir şey var mı ya da? Niye olmasın abi? Why not abi yani? Why not yani? Why not abi? Hocam dünyanın en büyük pivot kapılarından birisi yuh. Kaç metre bu? Bir. Ne kadar biliyor musun? 4 metre. Beğendin mi kapıyı? Çok beğendim ama. Kapıyı alabiliriz anca zaten. Güzel olsun. Kaç bu 100 bin dolar falandır bu anısı sattım. Düşünmek bile istemiyorum abi. Abi gel. Al sana giriş. Burada da güzel bir espri var. Bunu göstermem lazım. Abi sen her açık şey, mı gittin her yerde bir şey var. Her yerde bir şey var. Ben şurada silah var mesela. Buna doğru gidiyorum şu anda. Python Hunter. Abi ben doludur bir de bu adam. Dolu tutuyordur bunu böyle çıkarıp birini tak diye vurmak için. Bak Merve gördü. Asansörde yukarıya çıkarken böyle çıkan insan şeyleri var. Çok çıkarken böyle abi herkes de yukarıya tırmanıyor. Bineceğiz mi asansöre? Abi yukarıyı sonra gezelim. Bu beyefendi avukat diyordum ya. Emlakçı gibi bir şey mi kendi? Bayağı ünlü yani. Bir adam. Amerika'daki şey emlakçı ha, şeyleri emlakçı geziyor. Okay, tamam. Nereye gidiyoruz? Abi bunun aşağısı şimdi var. Önce bir hava kararmadan seni bir arka bahçeye çıkartayım. Bu nasıl bir avize ya? Adam ışıkçı. Böyle ev otomatizasyonunu seviyor. Her şey iPad'de abi. Bunun ismi abi, Hellfire. Bir dayının Trump'la fotoğrafı abi, var. Ya adam sana bir şey anlatıyor Orkun ya. Adamı dinle ya. You had one job ya. Dayı birazcık protokol yüksek abi. Benim Trump'la fotoğrafım yok. Senin var mı Trump'la fotoğrafın? Bak şimdi burası çok enteresan. Bunu keşke görebilsin. Yani gelir. Benim de yok. Belki sonra görürüz. Bu Hellfire bunun ismi. Yukarıdan aşağıya inen alev. Burada alev çıkıyor. Altta vakum sistemi var. Yukarıdan aşağıya. Alevi çekiyor aşağıya doğru. Böyle girdaplı dönen bir alev. Ne işe yarıyor? Görsel bir şey mi bu? Görsel. Ev sahibi de gitti. Çekemiyoruz da. Ev sahibi bize evi bırakıp gitti bu arada. Aynen. Daha saçma bir şey görmedim. Bir de köpeğini de bıraktı. Böyle de iyi bir adam abi. Ama burada yaşıyor var mı gerçekten? Biz varız burada ama sana rahatsızlık veriyor muyuz? O da takılıyor. Kardeş. Hazır mısın? Aç kapıyı. Abi daha giriş katındayız. Ne çıkabilir? Ananı satayım. Hastane kapısı mı o? Niye o kadar büyük? Aman her erkeğin de bir hayalidir yani. Şuraya bir PlayStation atayım. Burada hiç oynanmaz ben senden bildiğim kadar. Çok uzak. Bir şey diyeceğim. Ama zemin bile çok güzel. Aman. Ne güzelmiş. Çok kıskandım. Abi kapıyı kapatıyorsun. Burada istediğin kadar gürültü yap. Abi burada dünya yalıtım ben, vardı benim böyle zaten. Bir şeyim olsa telefonla izlerim bu odaya gidip. Evet ya gerçekten. Bak şuraya otururum şurada yatarım. Gerçekten öyle yaparsın. O kadar kim dikkatini verebilir orada? Çok fazla, çok büyük ya. Ben bunun şeyini seviyorum. Önü de açık. Burada böyle yere yatmak istiyorsan falan işte şey pufflardan falan koyacaksan o da var. Ya şurada düğme misin sen? Dokunmatik düğme. Allah öyle şaka gibi. Öyle bir yattın ki turu burada bitirelim. Evet abi bu ne? Uzandı. Ben kendi şey yapmışım. Rahat. Aşkım ya. Keyfine varıyor. Güzel abi. Bir şey söyleyeyim bu bence daha başarılı. Daha başarılı. Bir şey diyeceğim bak. Bilebileceğimiz bir şey. Çok hoşçakalın. Onlar ne evet, kadar bir kamera açısı. Bu minder. Bizi burada bulamazlar. Bence biz köpeğini yer bu arada. Demek ki. Şurada yaşayabiliriz. Bir dakika şu ne abi? Her şeye bak. Bu ne? Bu ne abi? Ben hayat ilk defa böyle bir... Abi turuzun devam ediyor muyuz? Evet evet devam ediyoruz biz de. Bozdu orayı. Şey gibi bu da valeye araba verince şey yapıyorlar ya karıştırıyorlar. Geçen valeye bir araba verdik. Geldik radyo açık. Radyo dinlemişler içeride takılmışlar. Dikiz aynam falan hadi park ediyor diyelim de. Gene de garip geldi mesela. O kadar da zor bir yere park etmemiş. Videoyu. İzlemez onun vakti yoktur. İzlemez de elinde kalmış. Sanki arabayı kullanmış, yani uzun süre kullanmışlar gibi geri alıyoruz. Bu bazen. Ev sahibi evli mi? Bilmiyorum.
Bir şey de çok çaktırmıyorum onu. Burada çok şey var da hemen sana kısaca göstereceğim. Hazır mısın? Oyda. Yani bir tane lambasını koymuş, yani bir tane Bentley'sini koymuş. Ne bu, Rolls Royce mu bu? Bentley mi bu? Ne anlamıyorum Bentley ya. Bentley mi bu? Dört kapısı abi. Abi açıksa bir bin içine. Çok ısrar ettin, kıramayacağım. Yani benim şuna binsem okey, bana yeter de. Tamam abi, benim Bentley'im bu. Bir bin içine bak bakalım, bir ev sahibi olarak nasıl bir hissiyat? Tamam, bir şey diyeceğim. Bu araba burada pahalı değil. Kendi alabilir mi? 250 bin. Dolar. Dolar. Pahalıymış. Ev gibi abi burası da. Yani evde mesela bir ışığı açmak istediğinde böyle 3 saat arıyorsun ya, burada da bir şey yapmak istediğimde o kadar çok düğme var ki. İyi mi bu arabalar? Bismillah. Çok pahalıymış. Bunun startı nerede? Engine startı şuradaymış. Remote key yok diyor. Ha tamam. Tamam, bir motor sesini merak etmiştim. Ev sahibi o kadar da güvenmemiş bize abi demek ki. Tabii. Abi gel, daha çok gezeceğiz. Abi çok yakar diye. Ruhum fakir be. Pantunici. Gel bak. Burası tavuğun odası. Tavuğun odası mı? Klimalı, kendi duşu olan odası var. Kendi otomatik kapısı. Kendi arka bahçesi. Yuh diyeceksin. Nasıl kendi arka bahçesi? Espri yapmıyorum. Bu abi köpeğinin bahçesi. Köpeğin bahçesi normal bahçeden farklı mı? Evet, farklıymış. Evet abi. Abi köpeğinin de arka bahçesi. Buraya geldiğinde bu hemen onu görüyor. Ya. Açıyor abi kapıyı. Takılıyor. Akalar mı var orada? Diyorlar. Abi... Ne diyeceğim bilemedim yani. Hemen abi dışarıya çıkartacaksın. Nasıl temizleniyor ya? Kim temizliyor? Baktık, var mı sorun? Dur bak, bunu görmen. Bence sorunu olmadı. Lazım, bu çok güzel. Şu an ilk sorunu bu bence. Aa Erkan, bu ne ya? Ne var? Bakar arıyor. Bizim ev kadar şeyi var. Dur bak, bunu gör. Şuraya bakar mısın? Görmen lazım, bu çok. Üf, top oynanır lan bu. Ev gibi değil ya. Ben böyle bir yerde yani varsalar yaşarım tabii de. Çok, bence de çok bu arada şey, ama işte biz anlayamayız bunları. Orhun hala şeyin peşinde misin? Orhun hoş geldin. Bence evde kedi bakılmamalı. Çok haklı bu arada. Hayvanın özel bahçesi var ya. Öyle bakılsa daha iyi olur yani. Bütün yüzeylere bak. Hem böcek olur, yer, hem temizlenmez. Dışarısı soğuk ama böyle dışarıda çok ısınıyor bu ev mesela? Yerlerde. Erkan, böyle dertleri yok bu evlerin ya. Adam alev yaptırmış ya görsel olarak. Ama görsel olarak yaptırmış. Nasıl ısınıyor bu ev? Onu da düşünmüşlerdir herhalde. Tutmalı. Her yerde ısıtıcılar var. Bu ne? Arada cevap veriyor işte bak. Ha, ısıtıcı. Şortla düşürüp keyif yapmak istiyorsun. Yerlerde ısıtmalı. Her yerde ısıtıcılar var. Burada Aralık ayının buz gibi zamanında tişörtle yürüyebilirsin abi. Hadi be. Masa falan ısıtmalı. Bu da çok orijinal. Yere bağlı değil. Tezgaha bağlı. Otur. Nasıl abi, rahat mı? Bir oyu ver. Değil. Felaket ötesi. Saçma değil mi aşkım? Otursam sen sığmazsın mesela bence. Ne bileyim, dur bakayım oturayım. Abi böyle birazcık mesafeli olacaksın yani. Birazcık. Şöyle sohbet edeceksin işte. Açık takılacaksın. Bak şimdi, bir şeyin ben kullanışlılığını görsel güzelliğine tercih ederim. Yani evet, görsel açıdan güzel ama kullanışlı mı? 10 üzerinden 4. 4. Dondurma makinesi var evde, ne o? Pizza, ızgara, davlumbazı bile var üstünde. İşte bizim evde şey dondurma makinesi, dondurma da şey, donmuş yoğurt makinesi o. Olsa ben herhalde 600 kilo falan olurum. Her gün yerim. Donmuş yoğurt, evet, bulamıyoruz artık eskisi kadar. Nerede var ya donmuş yoğurt? Hepsi aynı yerlerinde duruyorlar. Tamam, mangal bile muhtemelen milyon dolar var. Ya kim, nasıl kim temizliyor onu ya? Of, bahçeye çok uyuz oldu. Yani bir şey. Manzara kötü. Golf sahası yok, o kadar değil. Ama altta dur, o da sürpriz, bir sürpriz daha var. Daha bu arada ne? Espriye gel. Şu önümüze gören cam taşların olduğu yer var ya, ateş çukuru. Tüm alevleniyor böyle. Espri mi? Burası mı? Bu adam ateş mi seviyor? Ergen misin sen abi de? Abi burada mini golf sahası var. Tamam. Hadi gel, burası ona gezelim. Burası başkasının evi mi? Nikah yani burada. Yok, kendi. Bu evse biz neyiz? Ne bu be? Yani eve abi, gelmiyordur bile bu adam. Ben size şu topu. Bir vur abi bakalım nereye gidecek. Hop. Benim amacım şuradaki deliğe mi sokma? Abi biraz tazikli oldu sanki. Evet. Dur bir tane daha. Şimdi birazcık raconunu öğrendin işin. Bu biraz haksızlık ya. Ben bu seviyede zenginliği şey ya, yapamıyorum ya, anlayamıyorum. O kadar şey oluyor ki hani bir yerden sonra böyle şey oluyor. Sırf para harcamak için oluyor gibi. İşte, yani Sims'te Motherload şifresiyle ev düzmüş gibi, evet. O kadar saçma sapan. Bir de bunlar genellikle kendi fikirleri olmuyor. Mesela adam... İç mimar yapmıştır işte bunu. İşte adam, tabii ben canım, mini golf sahası istiyorum demeden ona öyle bir öneriyle geliyorlar. O da olsun diyor. Bir insanın çok eline golf sopası bu kadar mı yakışmaz? Vallahi, vallahi iyi o ha. Gezelim abi, gezelim abi, daha gezelim, çok var. Abi gezelim, bitmeyecek. Bitmeyecek. Vallahi televizyon var, kafam kadar bir televizyon. Hem yükler iniyor, dışarıda outdoor sinema. Ya bir şey diyeceğim, hem orada televizyon adam şeye, simeti ayna sandım ben orayı. Şeyi hayal ettim şimdi, adam orada televizyon, orada sistem falan ya. Hı-hı. Ama böyle bağlantıda kopukluk oluyor falan.
Hmm, AirPlay böyle evet. çalışmıyor falan. Öyle şeyler yaşıyor mudur acaba ya? Çok sinirim bozulur benim. Böyle bir evi düşün, internet çekmiyor bana. Bak Allah aşkına gel bak bak. Bir ona bak. Bir dön abi benle. Aynısı. Niye aynısını iki tane yapmış adam şeye? Simetri mi? Aynı. Bir dön abi benle. Aynısı. Niye aynısını iki tane yapmış adam şeye? Aynı şakasın. Ayna sandım ben orayı. Geliyorsun buraya abi. Giriş alanı daha var. Bir teras daha. Bak bir burada. Projeksiyon daha çıkıyor buradan. Buradaki projeksiyon 8 metre. Nasıl? 8 metre genişliğinde. Kocam. Ha gerçekten bir tane daha projeksiyon var burada. Espri değil abi bak. Ya niye ya? Ben de anlamadım. Nasıl? Bu, ne bu şey izliyor? Ne izliyor? Ya. Kaç kişi geliyor bu eve mesela? İşte böyle bir durumu var herhalde bu evlerin. Böyle bir sürü baksana sinema salonu. Bırakıp çok... bunlara gitmiş mesela manyak mıdır? Böyle bir odası falan var adam. Bu ne ya? Bu ne? Bar yapmış içine ya. Buradaki eşyalar. Sims bu evi... gibi. Çok saçma. Sims'de şifreli yani. Sims oynamış evde. Çok aşırı artık. Saçma sapan bir yapılmış. Şey bu. Bak arkana. Amerika'nın ünlü gangsterlerinin gerçek imzaları. 79'da adamın işini... Trump'la fotoğraf çektirmiş falan. Gangster imzasını. Tam para çekebiliyor muyum? Bilmiyorum abi artık o kadar detaylı. Burada da bir bar. Sürpriz yapayım sana. Daha ne sürpriz yapacaksın? Hadi bakalım. Bu ne? Ne? Ha. Ne ya? Ay bunu isterdim yalnız ya. Bende havuz, kapalı havuz varsa ben yalnız de onu isterim. Yalnız bu olmuş mu buraya böyle bir... Havalandırması mı? Doğrusu oraya gelmiyor mu top? Üçlük atarken mesela. Gelmiyor yani. Abi basketbol sahası. O çerçeveleri indirmiyor mu? Oynamadığı oradan belli. İner o çerçeveler. Top hangi gelir. Çerçeve? Evet. Oynamıyor bayağı. Bir dakika. Onlar da mı imzalıyor? Gerçek olamaz. Gerçek. Tamamen şovcu ya. Beni şöyle kaldır. Kaldır kaçıralım değil mi? Yaz bu iyiymiş. Bak bunu isterdim. Çok niye? Zengin olma. Şu an bir tek burayı mantıklı buldum. Ben... Kendi evinde bir basket sahası efsane olurdu yani. Ha. Ev sahibi yok zaten. Bir şey diyeceğim. Şunu satsak zaten evin parasını çıkarırız yani muhtemelen. Bu kadar gelmişsin. Bir top atmadım da deme. Topu da patlak birazcık dayının Allah. Bak oynamadı oradan beri. Oldu. Zıplamıyor top. Bak bunlar da çok orijinal. Senin bir... Şuralar olmamış ama. Buradan atamazsın. İner o şey çerçeveler bu var. Off-road Segway. Ha bunlar şeyde var. Bunlar var bizim memlekette de var bunlar ya. Vardır. Aha. Niye iki tane? Dur asansöre çıkalım. Bir dakika şuradan sonrası yatak odası mı? Kulp yok. Nasıl yani? Giremezsin. Nasıl giriyorsun abi kapıya? Onun üzerinde bir tane barkod var. O buraya yaklaşınca bir tek ona açılıyor kapı. Nasıl? Adamın içine mi takmışlar? Öne bakıyor. Niye böyle bir neresine şey yaptın? Neresine takmışlar? Evime geleni görmem lazım yani. Muhtemelen ben şeye inanıyorum abi. Bir yere basıyorsun böyle vışk böyle taramalı tüfekler iniyor. Kesin var o burada. Bu yatak mı? Abi bu iki tane iki kişi bu yatak. Yatağın birleştirilmesi. Niye? Niye? Bir, projeksiyon var yukarıda. Bu duvar iniyor, projeksiyon da izliyor. Yatak ölçüsünü nasıl buluyorlar bunu? Ne var orada? Tavan açılıyor abi. Yıldızları izleyebiliyorsun. Aşkım böcek tavanı girer. Açıyorlarmış. Aa sapık dürbünü var. Ama kapalı öyle galiba. Bakayım belki adam burada oturmasının sebebi belki birini abi, buradan dikizliyordu. Yok bu an. Evet yeter bence. Hayır merak ediyorum dur. Yeter hayır ya merak ediyorum biraz daha kompleksi izleyelim görgüsüz evini. Zaten. Bu banyo denmiyor buraya. Başlatacağım şimdi. İki tane lavabomuz var. Lavaboda aynalar tavana asılı. Sen diyorsun ki tamam güzelmiş. Evet. Birinci tuvalet odamız burada. Tamam. İkincisi tuvalet burada gel şimdi abi. Bak, aa, çok o kadar ev ya bu kadar küçük şey gibi. Ya. Zaten otomatik açıldı mı? Evet. Japon usulü bu. Kapan. Düğmesi var onun. Yok aslında kere yapınca kapanıyor. Hayır. Çok zor arkadaşlar bunda. Onun da kalkması açılması güzelmiş ha. Şey yapın kapıyı açınca merhaba deyip kalkıyor. Sana da merhaba diyor ya. Neyse geç. Şimdi abi yatak çöp 4 kişilik. Çöpte poşet yok. Ona göre. Küvet yatak var. Bu ne? Ben ilk defa böyle bir küvet görüyorum hayatımda. Küvet suyu bile tavandan tamam. Doluyor. Bir dakika. Bak zenginliğin bir güzel yanında bu. Tavandan mı? Böyle bir şey odası küvet odası. Hani küvet olan banyolar var ama gene de böyle bir... Ne? Dur oraya bu şey, sen bir şey sakin ol. Ne oluyor lan? Bir de açsana abi şunu. Tavan nasıl dolar ya? Bak orada iki tane havandan mı doluyor? Havandan doluyor. Sıçrar. Gir bakalım duş yeterince büyük mü? Şimdi ben onu tamamen bunlar iç mimarların gereksiz silahını küveti diyor. Bu değil ne biliyor musun? Toplu yıkanma alanı. Ya evet bu kelime yok yani. Burada 126 tane duş başlığı var. Niye? Ha bak burada yatıyorsun. Şimdi sen burada vakit geçirirsin diyor. Ben burada yani, vakit geçiririm de burası bence swinger evi olduğu için böyle Erkan. Bu tek başına değildir bu. Yıkanmak istersen ya ben yatmak istiyorum ama elimde kepçüğüm olsun da orada yatarak. Bir de metal bir götün donar ya mantıklı. O da ısıtmalı. Ha o da ısıtmalı.
Sindir bozucu bak. Şuradan gelen şelaleyle mi yıkansam yoksa buradan püskürtülen sırt masajıyla mı yıkansam? Ama toplamamış onu duş yeri. Niye öyle? Yani 50 kişi bir futbol takımı komple aynı anda yıkanabilir burada. Bakın ben burada yıkanamam ya. 50 kişi bir futbol takımı. Kalamam burada. Ben perde de, yok yani. Bir kere evde. Görürler orada. Diğer karşı tarafta da o şey var, dürbünden i̇şte yani. Varsa. Hayır yani bu bence de senin tespitin doğru. Bizim ruhumuz evet, fakir abi. Herhalde bu. Çıkar dışarı. Ya şaka yapıyoruz. Bir tane daha mı duş? Abi dersen ki hava güzel, dışarıda duş alacağım. İçerideyiz şu an eve. Bu soğuma. Böyle şey gibi. Ama ısıtıcı da var. Dünyanın sonu geldiğinde sığınak gibi yapmış evi. Her ihtiyacı var gibi. Birkaç kişilik. Masaj yeri var bak. Diyeceksin yuh artık. Dışarıda yatak var abi. Has. Kesin ısıtmalı. Hatta yorgan da ısıtmalı. %100 yemin ederim bu yorganın ısıtmalı olduğuna. İğrenç bir ev. Masaj, çok kötü döşenmiş şey falan. Burada yatağın ne işi var? Yani, bunun da şuralardan sineklik panjuru var mı? Ama şurada bir televizyon daha var. Bir şey diyeceğim. Burada projeksiyon çok da kesin var. Çok zevksiz bir evmiş ya. Allah affetsin. Jacuzzi keyfi için. Yatak odasındasın. Ortam sıcak. Niye ikinci katta balkonun ucunda jacuzzin olmasın? Taş toprağa bak. Çok bozuldu. Ben evi çok sahiplendim şu anda. Sahiplen. Yeter ya. Orası neymiş? Yeter. Orası neymiş? Tamam, sen boş zamanda izlersin. Koku ne ya? Şey yanıyor gibi. Yine arka. Hadi çocuklara ölme şakası çekelim. Gerçekten ya. Artımız yalnız ya. ...14 numarada trendde. Bravo YouTube. İşte senin eserin. Tebrik et bu sistemini. YouTube Shorts olmuş. Bu ne? Bu ne? Yemekteyiz. İnternet kafe simülatör. Annemizi saklarken. Dev zengin vs. fakir aile. Yo, ne olur izlemeyelim. Ay kıyamam, bunu izleyemem. Ben de şu anda ağlayacağım bile hatta. Cebimde 140 lira para vardı. Şimdi yanında 6000 kişi çalışıyor. Tamam. Aha, senin dizin değil mi? Esra. Kaç tane Esra denir? Kaç İki. Esra? Bir diyorum ben. Chat. Üç diyen var. Dört diyen var. Bakalım. Bu Adliye'nin bahçesindeki değil. O yazıcılar ne? Onlar ne? Niye? Yeteri kadar bakması için süre vermiş. Onun işte sırası. Merhabalar, yine geldik korona aşısına bakalım. Merhabalar, kaçıncı doz? 1453 İstanbul'un fethini yakaladık kardeşim. Sen 1300 daha benim ya. He, sen daha acemisin. Poşetsin yani, poşet. Paşam şöyle kenara çekil bakayım. 1301 oldu. Vallahi tebrikler hocam. Hocam, karpuz çilek aromalı aşı kaldı mı? Çok gidiyor ya, üzüm nane var. Ağır olur o bence, ben değilim. Ağır olur. Doğru, benim burada gıcık gidiyor böyle. Bir şeyler yapıyor orada. Paşam, sen şöyle hafif bir yan dur bakayım, bir şey deneyeceğim. Oo hocam, siz bayağı ustalaşmışsınız ya. Yapıyoruz bir şeyler be. Hocam merhabalar, ben son seans için gelmiştim. Ne seansı oluyor bu? Ha, aşı izlerinden canım anam yazdırıyorum da. Şöyle M'nin son çubuğu kaldı şöyle. Bravo YouTube. İşte YouTube Shorts. İşte o kıyafetler trendler. Hepsi yatağın üstünde atmıştır. Ne dersin, bu çok mu izliyorum acaba? Şeyde. 2 yıllık kumbaramı patlattım. Sultanı şaşkına çeviren deli kuvveti. Bu shortslar çok komik. Eşlerimizin ya. İsteklerini yerine getirdik. Bundan küçüğü yok, at ya da öp. Ne? İşte ilgi çekiyor. Kendini buna mı montajlamış? İsrail hakkında bilgi verirken. Yok artık. Kendini buna montaj... Öyle mi yapmış ya? Sümeyra Çenet mi? Korku çocuğuyla bir alakası var mı? Ruhi Çenet'in nesi oluyor bilmiyorum. Bir şey oluyor mu yani ama? Oluyor, evet. Kardeşiymiş. Aa.
Eşlerimizin isteklenmiyordu. Şeyin Şah, buyurun benim de. Cem Adrian çığlık çığlığa. Bakalım. Lirik video izlemek istemiyorum. Klip izle. Bir dakika, acı. Ne kadar acı bakalım. Ne yazdırmış? Bayağı acı. Seni sevdiğimi anladığım günden beri. Bu eski bir şarkı. Sesler değişti, renkler değişti. Yüzündeki çizgiler başkalaştı. O onun şarkısı mı? Geçmişim değişti, oyunlaştı. Çok iyi bir yeşilin ortasında gelincik gibi. Ortasında inceleşti, yabancılaştı. Siste bağıran vapur düdükleri gibi. Geliyor muyuz, gidecek miyiz, yoksa çığlık çığlık. Allah Allah. Sınıfta soruyu yanlış çözünce. Princess doesn't cry. A princess doesn't cry. Bu demin şey, deminki değil mi? Aman yok artık YouTube. Ey bu saçmalık, bu trendde niye var? Çok haklısın ilk baştaki yorum. Ha, millet bayağı şey yapmış ama ya. Peki. Geliyor. Ama YouTube'un işini düzeltmesi gereken bir şey bu yani artık. Ne olur ya. Ne olur. Hala balkonda yemek yiyor. Bu çocuk kilo vermedi mi? Sürekli yemek yiyor ya, ama alır o kiloları. Bu kadar yersi. Soğuk Savaş Survivor gelmiş midir acaba? Yaptım. Yeni videomuz geldi. Başlıkta linkler var. Onu da söyledim. Bu gecelik bu kadar. Çok uykum var benim. Bu gecelik bitiriyoruz. Çarşamba da erken açmaya çalışırız. Zaten bu aralar biz bir erken yatıp kalkıyoruz chat. İnşallah böyle devam eder. Ha, aynen öyle. Şey bu Survivor geliyor muymuş? Onu bir araştıralım. Ben Survivor izlemek istiyorum. Şey YouTube'a gelmiyormuş galiba ya. Acun'dan izlemiştik biz. Kanal Deniz sitesinden, TV8'in sitesinden. Yok öyle bir şey yapmadım. Ama onlar eskiydi. Şimdi Survivor yeni ya. Ne olacak? İşte İzleriz. Yani. Niye Survivor panoramamız yok mu burada? Bizim ne eksiğimiz var? Tamamdır. Çok teşekkürler chat izlediğiniz için. Yarın ne? Pazar. Yarın belki yayın olmayabilir. Evde olmayacağız çünkü. Haberleşiriz. Oiko Fugin Live 5. ayı, çok teşekkürler. Bu arada şu güncellemeyi de yapalım. 24'ünde büyük ihtimalle irtibat mikrofonu geri dönüyor. Bir aksilik olmazsa. Buna ek olarak buraya mı? Daha Twitch'e 40, mi? Evet. Soykan'da gelecek mi Twitch'e? Tabii ki. Zaten geliyor ki Twitch'e. Ekip yayınları yapıyorlar. Ve 40 saatimiz falan olacağı için dolduracağımız, ay sonuna doğru arttıracağız yayınları. Ve uzun yayınlar bizleri bekliyor. Ece ile bir korku oyunu gecemiz olacak. Çok istiyorum ben, niye yapmıyorsun? Evet, oynayacağız. Şu yapımcıların ismini unuttum işte. Man of Medan'ı yapanların yeni oyunu çıkmış. Onu yapacağız. Buradayız yani, 40 saat var daha dolduracağımız bu ay bitene kadar. Korku oyunu hafta sonu olsun. Büyük ihtimalle öyle yaparız, evet. Bu hafta sonu, yani bir sonraki hafta sonuna onu denk getirebiliriz. Ya da cuma yaparız ya. Haftaya cuma olabilir. Cuma yapabiliriz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi geceler. Şahap hoş geldin. Görüşürüz.